Şimdi şöyle, bugün mukadderat diyen müteahhitler gördük biz. Pişkinliğin seviyesinde bu kadar has safhaya çıkartabilecek olan insanlar gördük. Bakınız, şimdi işini doğru düzgün yapan, işini doğru düzgün yapmış, her şeyi doğru malzemeyi kullanmış, zeminde doğru işi yapmış. Köpük kullanmamış en azından Tabii. kolonda. Yani komik Hakkıyla işini şeyler. yapıp teslim etmiş adamın binası yıkılırsa bu mukadderat olur. Ama kolonundan deniz kabuğu çıkan, incecik kolon yapan, kolonun içini boş bırakıp dışarılarından dolgun gösteren, bunlar mukadderat değil, bunlar cinayettir. Bunlar toplu cinayettir. Bunlar insanlığa karşı işlenen cinayettir. Ve bu insanlar bu çaldıkları malzemeyle, bakın hepsi için söylemiyorum, işini düzgün yapan, işini düzgün yapmasına rağmen binası yıkılan kişiler de olabilir. Ayrı koyuyorum. Ama hırsızlık yapan, çalan, 5 kuruş daha fazla kazanacağım diye insanların şu an enkaz altına girmesine sebep olan cinayet işleyen şahıslar derhal tutuklanmalı ve sülalesinin o işten eli ete çektirilmelidir. Tek o değil, sülalesi daha bina yapmamalıdır. Görüyoruz. Neler görüyoruz? İnternette açın bak. Biz de gördük bölgede neler gördük ya. Konuşturmayalım şimdi. Ve bu noktada bunun önüne tek bir şekilde geçebilirsiniz. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Mesela bir bina, ben yaşadım bunu ya. Bir Korgan depreminde benim binamda bir sorun oldu. Gittim çevre şehirciliğe. Bir bakabilir misiniz dedim. Yok, şu herkesten imza alacaksın. Yok, belirli bir parayı çevre şehirciliğe yatıracaksın. Yok, randevu alacaksın. Yok, gelecek inceleme yapacaklar. İşte yok, yok, yokları böyle bir araya bırakınca maalesef Antep'teki, Adıyaman'daki, Malatya'daki, Hatay'daki bir tabloya karşılaşıyoruz. Bu devletin zorunlu görevidir kardeşim. Hatta bunu vatandaş talep etmemeli. Gidip devlet, çevre şehircilik, il müdürlükleri. Bu saatten sonra bakın yarın 10 bile değil. Yarın 9'dan sonra her il ve her ilçelerdeki çevre şehircilik müdürlükleri gidip binalardan karot almalı. Binalardan karot dediğimiz malzeme o kolonlardan alınan örnek. Ve bunu incelemeli şeylerinde, kendi çevre şehircilik il müdürlüğündeki laboratuvarlarında bakmalı. Ve o binada alınan karot numunesi karot ölçeğinde herhangi bir aksilik varsa derhal boşaltılmalı. Ne müteahhitin, ne ev sahibinin, ne kiracının hiçbir şekilde gözyaşına bakılmamalı. Bakıldığı için böyleyiz zaten. Bakıldığı için bu kadar on binlerce insan hayatını kaybediyor. Şu an rakam 30 bin. Allah korusun 50 bin 60 bin gelecek diye de çok korkuyoruz. İnşallah gelmez. Ama bölgede gördüğümüz tablo gelecek gibi duruyor. Ama inşallah temennimiz o mucizeler daha çok gerçekleşir de rakam buralara çıkmaz. Bakınız, bugünü yarını yok ya. Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın itibariyle şu talimatı vermesi lazım. Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerine. Plan yapın. Her ilçede mahalle mahalle başlayın. Karotlarınızı alın, inceleyin. Ve sıkıntı olan binaları mühürleyin. Yapan müteahhitten hesap sorun. Orada ev sahipleri varsa müteahhit ev sahibine para alırken güzel. Ya parasını geri ödesin ya yeni bina yapsın.